Satoshi'nin ajandasından herkese merhaba. 20-26 Mayıs takvimine bakacağız. Bakalım bu hafta bizi ekonomik ve geleneksel tarafta, kripto tarafında neler bekliyor? Ayrı ayrı bunları sizlerle paylaşacağız. Bugünü ve yarını pas geçiyoruz. Çok önemli gelişmeler yok ama çarşamba günü Bitcoin'in bayramı diyebileceğimiz o gün geliyor. Bitcoin pizza günü. Tarihler 22 Mayıs 2010'u gösterdiğinde bir Bitcoin kullanıcısı iki büyük pizza alabilmek için, 41 dolarlık iki büyük pizza alabilmek için tam 10 bin Bitcoin kullanmıştı, hatırlayacaksınız. Bu aslında Bitcoin'in gerçek dünyada ilk kez kullanıldığı anlamına geliyor ve devrimsel bir niteliğe sahip. Haliyle Laszlo Hainets'in bu yaptığı ilginç alışveriş her sene Bitcoin severler ve kripto camiasındaki taraftarlar tarafından kutlanıyor diyebiliriz. 14. yıl dönümünü kutlayacağız. Tüm yurtta ve dünyada coşkuyla kutlanacağının altını çizelim. Neden önemli? Pek çok kripto para alım satım platformunun bugün özel kampanyaları oluyor. Orayı da takip etmeniz bence sizin için güzel olur. Devam edelim. Her hafta olduğu gibi kilit açılımlarını paylaşacağız sizlerle. Yine aynı gün İki kilit açılımımız var. Resmen 22 Mayıs çarşamba günü hakikaten kriptolar için bir bayram günü diyebiliriz. Onlardan bir tanesi ilk kilit açılımı Avax'tan, Avalanche ağından gelecek. Piyasa değeri 85 milyon doları bulan bir kilit açılımından bahsediyoruz ve dolaşımdaki arzında %2,5 demek. Avax bildiğiniz gibi hem dünyadaki kripto ekosistemi için önemli hem de Türkiye'deki kripto ekosistemi için oldukça önemli, yakından takip edildiğini biliyoruz. Öte yandan Space ID'nin de kilit açılımı gerçekleşecek. Yaklaşık 7,5 milyon doların biraz üstünü buluyor piyasa değeri ve dolaşımdaki arzında neredeyse %4,5'u Space ID'nin. Hadi gelin bakalım başka neler var bu hafta. Aslında açılışta dedik ya, hani hem ekonomik geleneksel taraftan hem de kripto tarafından bahsedeceğiz diye. Aslında pek geleneksel tarafta bu hafta çok önemli gelişmeler yok diyebiliriz. Birazdan ona geleceğim ama 23 Mayıs Perşembe günü yine bir kilit açılımı var. Bu kilit açılımı EULER'e ait. Orada da piyasa değeri tam 346 bin doları buluyor. EULER'in kilit açılımı dolaşımdaki arzında %1'i bile değil ama önemli, yakından takip edildiği için bunu da bu hafta yine bir takip listenize almanızda fayda var diyebiliriz. Ve aynı gün Türkiye saatiyle 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Neden önemli? Bunu tabii paylaşmak lazım. Bildiğiniz gibi enflasyon çok ciddi anlamda yükselişte Türkiye'de ve yıl sonuna kadar konulan hedefler de tutturulabilecek mi? Biraz şüpheli. Dolayısıyla faiz kararı oldukça önem arz ediyor. Burayı da tabii ki yakından takip edeceğiz. Ve son olarak Cuma gününe baktığımızda ise yapay zeka coinlerinin birleşmesi haberinin artık duyurulması ve sistemin başlatılması bizi bekliyor. Hatırlayacaksınız, FED, AGX ve Ocean 3 altcoin, 3 yapay zeka coin'i bir oylama sonucu birleşme kararı almışlardı. Ve Artificial Super Intelligence ismiyle ve ASI koduyla bu uygulama başlatılacak. Sonrasında da borsaların listelemesi bekleniyor. Dolayısıyla bu şekilde bir haber akışı var diyebiliriz bu hafta Satoshi'nin ajandasında. Hepsi ve daha fazlası için BTC Haber TV'de kalmayı unutmayın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.